Korku ya da reca. İkisinden birisi. Diğerine ağır basarsa, diğerinden üstün olursa ne yapar? Kulu helak eder. Kul helak olur. Şayet reca tarafı, Allah'tan ümit tarafı, umut tarafı ağır basarsa kul sürekli ne yapar? Kendini güvende olanlardan hissedip Allah'ın azabının kendisine dokunmayacağını zannedip günahların içine boğulur, boğulur, boğulur gider. Bugün de birçok insanın özellikle bizim memleketimizde şeytanın onlara bu taraftan yaklaştığını görüyoruz değil mi? İşte bizim kalbimiz temiz. Allah-u Teala merhametlidir, affedicidir tarzında sözlerle cümleye girerek bizlere aslında onlar ne ifade ediyorlar? Onlardaki reca tarafının ağır bastığını ve bundan dolayı da o günahlara karşı cüretkar olduklarını, cesur olduklarını gösteriyorlar. Şayet kuldaki korku tarafı ağır basarsa, sürekli Allah-u Teala'nın azabı, korkusu, ateşi, cehennemi kulda ağır basan taraf ise ne yapar? Kul Allah'ın rahmetinden umut kesenlerden olur. Aynı şekilde başkalarına da bu pencereden, korku tarafından baktığı zaman hariciliğe düşmüş olur. Yani insanların sürekli yapmış olduğu hatalarından dolayı, düşmüş oldukları hatalardan dolayı küfre düştüğünü, onları tekfir eder, onlara kafir damgasını vurur. Bu iki taraf da hatalı. Kul ne yapmalı? İmam Ahmed İbn Hanbel Rahimahullah'ın dediği gibi sürekli gözünün önünde korku ayetleri, Allah Teala'nın kendisinden, azabından, cehenneminden korkulması gerektiğiyle alakalı ayetler ve hadisler göz önünde olmalı. Buna mukabil, bunun yanında reca, Allah Teala'dan ümit kesmemek, Allah Teala'nın kula tövbe kapısını ona ölüm gelinceye dek ve insanlığa da güneşin batıdan doğmasına dek açık tuttuğunu kul bilmeli. Bu ikisi eşit olduğu zaman Allah'ın izniyle kul ne yapar? Mutedil olur. Seyrinde, gidişatında Allah-u Teala'ya bir taraftan ümit beslerken bir taraftan da azabından korkar. Evet. Hatırlarsanız bu konuyla alakalı ikinci hadisi okumuştuk. İmam-ı Nevevi Rahimahullah önce havf, korku bahsini zikretmiş bize. Bu korku bahsinden sonra bizlere reca bahsini zikredecek. O da bu yapmış olduğu bölüm başlıklarıyla önce korkuyu zikredip sonra arkasından recayı zikretmesiyle İmam Ahmed İbn Hanbel'in sözünü hatırlatıyor bize. Yani sadece korku bahsini anlatıp kalabilirdi. Korku bahsinin hemen akabinde ne yapmış bizlere? Reca bahsini zikretmiş. Konuyla alakalı, reca ile alakalı, ümitle alakalı ayetleri ve hadisleri zikretmiş. Ta ki kulda ne olsun? Bu kitabı okuyan okuyucuda, Müslüman kulda bir denge, bir terazi, bir ölçü olsun. Demiştik ki ikinci hadiste, ki bu hadis İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. Radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yu'ta bi cehenneme yevme izin, o gün diyor cehennem getirilir. Kıyamet gününde cehennem getirilir. Leha seb'une elfe zimamin. Cehennemin 70 bin tane neyi vardır? Kulp. Yani 70 bin tane kulbu var. Ma'a kulli zimamin seb'une elfe melek. Yecurruneha. Ve her kulp, cehennemin o her kulbunu tutan, çeken ve getiren ne var? 70 bin melek var. Yani 70 bin tane kulp ve her kulpta da 70 bin tane melek cehennemin abi var getiriyorlar. Cehennem böyle büyük, böyle dehşet verici, böyle korkutucu bir Allah'ın yaratmış olduğu mahluk. Ve şu anda Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak biz ne diyoruz? İman ediyoruz ki cehennem şu anda yaratılmış. Az sonra hadiste de gelecek. C
cehennem neyi bekliyor? Cehennem sura üfleyen meleğin sura üflemesini, kıyametin kopmasını, insanların sonra tekrardan dirilmesini, mahşere toplanmasını ve hesaplar görüldükten sonra kendisine Allah-u Teala'nın orası için yaratmış olduğu, orayı hak eden kullarını göndermesini bekliyor. Ve Allah-u Teala'nın helim tele'ti sorusuna Allah-u Teala'nın doldun mu sorusuna hel min mezid, daha var mı diye cevap vereceği günü bekliyor. Onun için yaratılmış ve o günü bekliyor. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde ne yapmakta? Rivayet etmekte. Üçüncü hadis, Nu'man İbn-i Beşir radıyallahu anhuma kal, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, İnne ehvene ehlin nari azaben yevmel kıyame. Kıyamet günü kendisine cehennemde azap edilecek olanlar arasında azabının en hafif olduğu, azabının en düşük olduğu kimse şudur. Onun hali şöyledir. Düşünün arkadaşlar. Yani cehennem dediğimiz zaman aklınıza öyle hafif bir ateş gelmez. Cehennem dendiği zaman en hafifi, oraya girip de orada en hafif azaba maruz kalacak olan insanın durumu şöyle olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةً. Ayağının altına iki tane kor konulur. Ayaklarının altında iki tane kor, ateş konulur. يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. Bu ayağının altına konulan korun ateşinin hararetinden beyni, o adamın beyni, o kulun beyni ne var? Kaynar diyor, fokurdar. Hiç böyle yumurta haşladınız mı siz? Böyle yumurta haşlarken o cezvenin, o tencerenin içinde fokur 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 o su kaynar, suyla birlikte yumurta da ne var? Kaynar. İşte Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, cehennemde azap görecek insanların azabının en hafif olanının durumu ayağının altına ateş konulup, kor konulup, beyninin fokurdaması. مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا. Ve bu adam öyle zanneder ki, ondan daha şiddetli azaba uğrayan yoktur. Yani ona yapılan azabın insanlar arasında, cehenneme girenler arasında en şiddetli olanı olduğunu zanneder. Halbuki onun azabı, onun başına gelen bu azap, cehennemlikler arasındaki en hafif olanıdır. وَاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Bu hadis, Buhari ve Müslim'in ittifak etmiş olduğu hadislerden. Aleyküm selam. O halde arkadaşlar, bu şiddetli güne ne yapmak lazım? Hazırlıklı olmak lazım. Bilmek lazım ki Allah-u Teala'nın yasakladığı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı şeyler bizi nereye götürecek? Bu hadiste bahsedilen yere götürecek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, ne diyor? Cehenneme giden yol neyle döşenmiştir diyor? Şehvet ve nefsin arzuladığı şeylerle. Yani nefsinin arzuladığı, nefsinin yap dediği, nefsinin istediği şeyler seni nereye götürür arkadaşım? Cehenneme, ateşe götürür. Cennete giden yol ise huffetil cennetu bil mekârih. Cennete giden yol ise neylerle döşenmiştir? O yol nedir? Nefsin hoş görmediği, nefsin senin yapmanı istemediği şeylerle. Şöyle herkes şöyle bir hayatına baksın. Nefis senden pazartesi, perşembe oruç tutmanı istiyor mu? Yok. Sabah namazına kalkıp camiye gitmeni istiyor mu? Yok. Ezan okunduğu zaman camiye gitmeni istiyor mu? Yok.
Haram gördüğün zaman yüzünü çevirip ona bakmamanı istiyor mu? Yok. Demek ki bileceksin ki, bu örnekleri çoğaltırız, bu yol cennetin yolu. Bu yol cennetin yolu. Nefsin harama bakmanı istiyor mu? İstiyor. Helalini haramını ölçmeden, kontrol etmeden, para kazanma konusunda, para hırsı ile zengin olmanı istiyor mu? İstiyor. Bu ve buna benzer şeyleri de bileceksin ki seni nereye götürecek bu yol? İşte bahsedilen bu ateşe götürecek. O halde ne yapmamız lazım? Nefislerimizi bu ölçüyle tartarak, bu ölçüyle kontrol altına almalıyız. Dördüncü hadis Semura ibnu Cundub radıyallahu anhu. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnsanlar kıyamet gününde arkadaşlar mahşerde toplanınca, bir araya gelince tabi güneş onlara yaklaşacak. Güneş yaklaşacak insanlara. Güneş yaklaşınca tabi insanların teri, insanların irinleri ne yapacak? Çoğalacak. Yani siz mahşeri düşünün. Sayısını bilmediğimiz kadar çok mahlukatın bir arada iç içe bulunduğunu düşünün. Yani bunu anlayabilmek için insanın şöyle Arefe günü hac zamanında, Arefe günü oraya gidemese de televizyonu açtığı zaman oradaki manzarayı, oradaki sahneyi düşünsün. Milyonlarca insan dağ, tepe, taş ne yapıyorlar? Yollara akmışlar. Müzdelife'ye gidiyor. Sen baktığın zaman diyorsun ki ya bu insanların yani ucu bucağı yok. Değil mi? İşte mahşeri bunun çok 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 daha büyük halini düşünün. Ve insanların iç içe olduğunu, yan yana olduğunu, ten tene olduğunu, çırılçıplak olduğunu düşünün. Ve güneşin onlara yaklaştığını düşünün. Az sonra rivayetlerde gelecek o tabi kan, o irin ve ter, irin ve ter hadisi. Diyor ki aleyhisselam bu hadisi, ateş kimilerinin diyor ayaklarını ila ka'beyhi, ayak bileklerini. Ve minhum men te'khudu ila rukbeteyhi, kiminin dizlerine kadar ateş çarpacak, ateş bulacak. Ve minhum men te'khudu ila hujzatihi, hujza kişinin beli, yani kuşak sarılan, kemer takılan yer. Kimini de ateş buraya kadar yakacak. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذْهُ اِلَى تَرْقُوتِهِ Kimini de köprücük kemiğine kadar ne yapacak? Ateş kavuracak. Ateş kuşatacak. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Beşinci hadis İbn Ömer hadisi radıyallahu anhuma. Allah ondan ve babasından razı olsun. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün diyor insanlar kıyamet gününde diriltilir. Tekrardan kalkarlar. Alemlerin Rabbine kalkarlar. Dünyada kalkmasa da, Rabbine kıyamda bulunmasa da, namazda bulunmasa da ahirette ne yapacak? Artık kontrol onun elinden çıkıyor. Ölüm onun elinde değil. Ölecek. Sura üflenilecek. Tekrardan dirilecek. Artık hayvanların sürüldüğü gibi ne yapılacak? Mahşere sürülecek. Yagibu hatta yagibe ahaduhum fi rashhihi diyor kullar. Ne yapacak onlardan? Kullardan bazıları tere boğulacak, tere. İle ansafi uzuneyhi. Neresine kadar? Diyor kulak yarılarına kadar. Kulaklarının yarısına kadar ter, harak. Düşünün siz o teri. Ya şimdi burada şöyle bir şey tahmin edin. Biz burada şu anda 30 kişiye yakınız. Şöyle bir kap getirilse, şurada herkes bir tükürse, 3 kere, 5 kere ne yapar? O kap dolar değil mi? O hani sayısını Allah-u Teala'nın bildiği kadar çok olan o mahlukatın bir araya gelip güneşin onlara yaklaştığını, onların terlediğini düşünün. Ve terin o kulak meme, kulağın yarısına kadar yükselip o insanları boğduğunu düşünün. İşte böyle bir gün.
Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet, bu hadiste muttefakun aleyh. Altıncı hadis Enes hadisi radıyallahu anhu kal. Hatabena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeten ma semi'tu misliha kat. Diyor ki Enes radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hutbe verdi, bir vaaz verdi. Bundan önce diyor öyle bir hutbe duymamıştım, işitmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hutbesini diyor ilk defa işittim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا diyor ki aleyhissalatü vesselam. Şayet benim bildiklerimi bilseydiniz sizler, bana gösterilenleri görseydiniz, bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Hatta bir rivayette diyor ki, ne yapmazdınız? Hanımlarınızla yatakta zevk almazdınız. Yani aklınızda hep o dehşet hali, o korku hali olurdu. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizim bilmediklerimiz, bizim görmediklerimiz ne yapılmış? Gösterilmiş. Bizim şu anda duyamadığımız, bizim duymamızın engellendiği sesler ona duyurulmuş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cehennem gösteriliyor namazdayken. Değil mi? Ay tutulunca, aleyhissalatü vesselam namaza durunca ne yapıyor? Namazda geri geri kaçıyor. Ashabı onun önüne namaz kıldırıyor. Ondan sonra başka bir namazın başka bir bölümünde, başka bir yerindeyse böyle öne doğru gitmeye başlıyor. Adım atıyor ileri doğru. Ashabı soruyor aleyhissalatü vesselam'a. Yani ey Allah'ın Resulü namazdan sonra. Bizler seni daha önceden bu şekilde namazda hareket yaptığını görmedik. Bu şekilde davrandığını bilmiyoruz. Nedir hikmeti? Diyor ki aleyhissalatü vesselam bana ateş gösterildi. O ateşin diyor harrından ne yaptım? Geri kaçtım. Bana diyor cennet gösterildi. Cennette diyor bir üzüm salkımı almak istedim. Cennetten. Şayet diyor o cennetten o üzüm salkımını alsaydım ne yapardı bu insanlık diyor yeryüzü kıyamete kadar onu yerdi, bitmezdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şayet benim diyor duyduğumu veyahut da rivayet şu şekilde Allah Teala'nın diyor bana duyurduğu kabir azabını sizlere de duyurmasını isterdim. Şayet sizlerin birbirinizi defnetmeyeceğinizi bilmesem. Yani aleyhissalatü vesselama kabir azabı, kabirde yaşayanların azabı duyuruluyor. İnsanlara ve cinlere bu ne yapılmıyor? Duyurulmuyor. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam ashabına diyor ki bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Fegatta ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vucuhahum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bahsedince, böyle şiddetli konuşunca ashab yüzünü örtüyor. Herkes boynunu büküyor, yüzünü örtüyor. Olayın şiddeti onları kuşatıyor. وَلَهُمْ خَن۪ينَ ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Bir rivayette diyor ki بَلَغَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ أَصْحَابِي شَيْءٌ فَخَطَبْ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının bazı hususlardaki davranışlarıyla ilgili bazı şeyler ulaşıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki وَرَدَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ çıkıyor hutbeye. Bana diyor cennet ve cehennem gösterildi. فَلَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Ben diyor bugün ateşi gördüm. Bana bugün şer ve hayır bugünküsü gibi ne yapılmadı hiçbir zaman gösterilmedi. Yani cennet ve cehennem bugünkü kadar görmedim diyor. Dedim diyor bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمٌ أَشَدَّ مِنْهُ diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının
başından böyle bir şiddetli, onları böyle etkileyici bir gün geçmemiştir. Bunu duyunca renkleri kaçıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Gattav ru'usahum. Ashab yüzlerini örtüyor. Ve lehum hanin. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bu hadiste İmam Müslim ve İmam Ahmed rivayet ediyor. 7. hadis Mikdad radıyallahu anhu hadisi. Diyor ki Mikdad, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Tuduna şemsu yevmel kıyameti minel halk. Hatta tekuna minhum kemikdari mil. Kıyamet günü güneş kullara, insanlığa bir mil miktarına var yaklaştırılır. Kale Süleym ibn Amir el-Ravi anil Miktad. Sahabe Miktad'dan ravi, hadisi rivayet eden Süleym diyor ki: "Fevallahi ma edri ma yani bil mil." Diyor, bu hadiste geçen mil, güneşin kullara bir mil miktarı yaklaşacağı ifadesinden ne kastediliyor bilmiyorum. E mesafetel ardı emil milellezî tuktehalu bihil aynu. Yeryüzünde bir ölçü birimi olan, bugün de bizim kullanmış olduğumuz mil mi, yoksa göze sürme çekmek için kullanılan o alet mi? Ona da mil deniyor Arapçada. Yani o kadar mı yakın, insanın gözüne yakın olduğu kadar mı güneş yaklaşılacak? Yoksa bir mil. Yani ister bu olsun, ister o olsun. Bugün bilim adamları ne diyor? Güneş bırakın bir mili. Bırakın insanın gözünün önüne getirilmesini. Bir santim yerinden oynayıp yaklaşsa dünyaya, diyorlar ki dünya yanar. Kıyamet gününde güneşin siz yaklaşacağını ve bu halde olacağını düşünün. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. İnsanlar diyor amelleri oranınca, amellerine göre tere boğulacaklar. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَى كَعَبَيْهِ. Yani dünyada bir yarıştayız, öyle değil mi arkadaşlar? Salih ameller ve vakit ve ömür, değil mi? Yarışıyoruz. Bir taraftan da rakibimiz var, şeytan. Heva, heves. İşte bu ameller ne kadar salih olur, tabii onun tevhid derslerinde biz bunu hep söyledik. Amellerin çokluğundan önce işaret edilmesi gereken nokta halis olması. Yani Allah-u Teala'ya has kılınmış olması. Yalnızca Allah yapılmış olması. Bu yeterli mi? Değil. Bir de ne olması gerekiyor amellerde? Peygamberin sünnetine mutabaat. Sünnete uygun olması. Ondan sonra artık amelin çokluğuna bakarız. Ameli çoğaltmaya bakarız. Ama bundan önce, amelin çokluğundan önce dikkat edilmesi gereken konu, husus, ihlas ve mutabaat. Allah için mi yapıyorsun bu ibadeti? Ve yapmış olduğun ibadetin sünnette yeri var mı? Yoksa yap, güzel oldu. Herkes şimdi bugün görüyorum, adam tutuyor birisini, diyor ki şunu şöyle söyle, bu kadar böyle söyle, bu kadar böyle yap, şu vakitte şöyle namaz kıl. Sünnette var mı bu? Peygamberin dininden, sallallahu aleyhi ve sellemin dininden, getirmiş olduğu sünnetinden buna delil getirebiliyor musun? Ben o kadarını bilmiyorum. Cevabını alıyorsun. O kadarını bileceksin. Önce o kadarını bileceksin, sonra amel yapacaksın. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Mesela kendi kafalarına göre, din adına, dinlenmiş zannıyla birçok şey yapıyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği, yaşamış olduğu dönemde, çağda ve ondan sonra gelen ashabın ve ashabtan sonra gelen tabi'in çağında, döneminde yapılmamış olduğunu biliyoruz biz. Adama dediğin zaman niye bunu yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapma ihtiyacında bulunuyorsun? Peygamberin yapmadığı bir şeyi dediğin zaman travmaya giriyor. İlk defa duyuyor böyle bir şeyi. Halbuki o amele yapmadan önce İlk düşünmesi gereken soru bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış mı? Eğer gözünün önündeki terazi, ölçü, ayar bu olursa, kendisine bu soru sorulduğu zaman cevabı da hazır olur. Şimdi mesela Mevlid Kandili gelecek değil mi Türkiye'de? Nisan'ın ilk haftası mı? 16'sı mı? 18'i mi?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamış? Hayatı boyunca yıl doğum gününü kutlamamış. Kendisinden sonra sahabeleri de böyle bir şey kutlamamış. Tabiin de böyle kutlamamış. Dört mezhep imamı döneminde de böyle bir kutlamaya şahit olunmamış. Ne zaman ki Fatimi devleti, Şii devleti gelmiş, yeryüzünde birçok toprakları ele geçirmiş, diğer dinlerden etkileşim sonucu böyle bir kandil kutlama gereksiniminde kendilerince bulunmuşlar. İlk 300 yılda, 400 yılda olmayan bir şeyi dine sonradan sokmuşlar ve o günden itibaren de Müslümanlardan bir kısmı, Müslümanların bir bölümü ne yapmışlar? Bunu kutlamaya devam etmişler. Ta ki bu Allah'ın dininin bir emriymiş gibi zannedilir olmuş. Ama kimse, bu kandilleri kutlayan hiçbir kimse kendine gelip de ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kutlamamış. Ashabı bunu kutlamamış. Altın çağlar bunu kutlamamış. Benim ne haddime? Allah'ın dininde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dinde olmayan bir şeyi ondanmış gibi kabul edip amel etmek benim ne haddime diye soru soracağına ne yapıyor? Bu tür amellerden ve buna benzer amellerden sevap umuyor. Çok önemli arkadaşlar. Mutabaat, sünnete uygunluk. Yaptı mı, yapmadı mı? İnanın oturuyoruz bazen böyle görüyorsun adam Hristiyan, Yahudi. Birçok şeyin onlardan geçtiğini, şu andaki bizim toplumlarımıza, Müslüman toplumlarımıza onlardan geldiğini, onlardan geçtiğini onlarla konuşurken anlıyorsun. Mesih İsa'nın doğum günü diyor adam. Kutlu doğum haftası diyor. Onda da var yani. Mevlid kandili. Onlar da İsa'nın aleyhisselamın kandilini kutluyorlar. İşte cenazeler oluyor. Yahudi diyor ki bizim diyor cenazenin kaçı var? 7'si var, 40'ı var, 53'ü var. Ha diyorsun. Demek ki şey buradan geliyor. Kaynak burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki bizlere yasaklıyor. Bizden önceki gelen topluluklara ne yapmayı? Benzemeyi. Onları taklit etmeyi. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَا كَعْبَيْهِ Kimilerinin de ateş, kimilerinin de ter ayak bileklerine. وَمِنْهُمْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ اِلَا رُكْبَتَهِ dizine. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَا فِقْوَيْهِ beline. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَةِ Kimini de ne yapıyor? Gem gibi, atın gemi gibi ne yapıyor? Sarıyor, kuşatıyor. وَأَشَارَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ وَسَلَمْ بِيَدِهِ اِلَى ف۪يهِ Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken ağzına işaret ediyor. Yani kimine de ter ne yapacak ağzına kadar gelecek. Ravahu Muslim. 8. hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ya'raqun nasu yevmel kıyameti hatta yezhebe araquhum fil ardi seb'ine zira. Bakın arkadaşlar insanların o gün terleme sahnesini bir de bu hadisten bakalım. Bu hadisten gözümüzde canlandıralım. Bu öyle bir ter olacak ki diyor ki aleyhissalatü vesselam o teri yeryüzü emecek. O yaratılmış oldukları yer toprak emecek. Ve o ter 70 zira yani 70 arşın. Zira dedik birçoğunuz anlamadı. Arşın dedik yine anlamadı değil mi? Nedir zira? Nedir arşın? Eski bir ölçü birimi. Eskiden mezura, metre, kilometre yoktu değil mi? Kilometre yoktu. İnsanlar ölçü birimlerini bu şekilde anlatıyorlar. Zira arşın yani parmak uçlarından dirsek mesafesi. Kişiden kişiye değişir. Ortalama 60 ila 70 santim arası. Yani 70 zira yeryüzü emer diyor teri. Öyle bir terleme olacak. İnsanlar bu şekilde terleyecek. Ve yulcimuhum hatta yebluğa azanahum. Bu ter onları ne yapacak? Kulaklarına kadar gemleyecek. Kulaklarına kadar kuşatacak. 9. hadis, bu hadis de muttafakun aleyh hadislerden. Ebu Hurayra hadisi, 9. hadis. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorken, bir diyor, ses duyduk. Bir şeyin bir şeye çarpma sesiydi bu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا Böyle bir, yani bu duyduğunuz sesin ne olduğunu biliyor musunuz? قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُ اَعْلَمُ Dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir.
قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم مجبتها. Bu diyor, bu ses cehennemin üstünden bırakılan 70 yıl önce bırakılan, 70 yıl önce bırakılan ve az önce cehennemin dibine vuruş sesidir. Yani taşın 70 yıl bir yolculuğu olmuş cehennemde. Yukarıdan bırakılmış kaya, taş. Dibine vurduğu zaman o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir sesi duymuş. Bu sesi duymuşlar. İşte diyor ki duyduğun ses bu sestir. 70 yıl bir yolculuk ve taşın inişi. İşte diyor siz bu taşın çarpma sesini duydunuz. Bu kayanın çarpma sesini duydunuz. Hadis Müslim rivayet etmiş. An Adi ibn Hatim 10. hadis radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma minkum min ahadin illa seyukellimuhu rabbuhu. Leyse beynehu ve beynehu tercüman. Sizlerden her biriniz ile Rabbiniz tercümansız olarak arada hiç kimse olmadan konuşacak. Teke tek. Hesabı siz düşünün arkadaşlar. O sahneyi siz düşünün. Yani günah işlemek istediğiniz zaman o sahne aklınıza gelsin. فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَا اِلَّا مَا قَدَّمْ. Kul diyor sağına bakar, yaptıklarını görür. وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَا اِلَّا مَا قَدَّمْ. Soluna bakar ve yaptıklarını görür. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Şöyle gözünün önüne bakar, önüne bakar. فَلَا يَرَا اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Bir de bakar ki ateş. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bunun üzerine. Yani karşılaşacağınız sahne bu. Rabbinizle tek tek konuşacaksınız. Kafanızı kaldırdığınız zaman ateş karşınızda. Sağınızda yaptıklarınız hazır, solunuzda yaptıklarınız hazır. Bunların hepsi orada inkara mahal bırakmamak için önünde bekliyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir hurmanın çekirdeği de olsa, yarısı da olsa ne yapın? Bununla bile olsa ateşten korunun. Küçümsemeyin yani. Allah yolunda infaksa infak. Allah yolunda çabaysa çaba, gayretse gayret. Çünkü bunların her birine ihtiyaç duyacaksınız. Ama dediğimiz gibi bunların hepsini yaparken ihlas çok önemli arkadaşlar. Başka bir şey karışmayacak ona. Seleften bazılarının dediği gibi nefsimle ihlas konusunda uğraştığım kadar nefsime ihlası öğretene kadar çektiğim çile kadar başka bir şey yapmadım diyor. Çile çekmedim. Bu şekilde nefsimle uğraşmadım. Yani ihlas zor bir şey. Sürekli onu Allah için yaptığını kalbini hazır eylemek, ona başka bir şey bulaştırmamak zor bir iş. Böyle kolay elde edilecek, dille söylenen bir şey değil, dilin de altında, kalplerde olan bir şey, derinlerde olan bir şey o. Bu hadis de Ravahu Muttafakun Aleyh. 11. hadis. Diyor ki Ebu Zer hadisi, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnni ara ma la teravne ve esma'u ma la tesma'un. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben sizlerin görmediklerinizi görmekteyim. Az önce söyledik. Neleri gördü aleyhisselam. Ve esma'u ma la tesma'un. Sizlerin diyor şu an duymadıklarınızı duyuyorum. Yani Allah Teala öyle bir görme, öyle bir işitme yeteneği vermiş ki bize. Evet duyuyoruz bir şeyleri, bir şeyleri görüyoruz ama bu gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerin dışında o kadar çok şey var ki onları ne yapamıyoruz biz? Göremiyoruz. Mesela şu andaki burada bulunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu melekleri ne yapamıyoruz? Göremiyoruz değil mi? İlim meclislerinde dolaşan melekler. Sağımızda solumuzda olan melekler. Bunları görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama var. Biliyoruz. Değil mi? İnsanı koruyan, muakkibat, takip eden, koruyan melekleri görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Cinleri görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani bunları Allah-u Teala bizim görmemizden ve bunların hareketlerini duymamızdan bize yapmış? Şu anda muaf eylemiş. Görmüyoruz, duymuyoruz. Aynı şekilde gökyüzünün inlemesi var arkadaşlar. Gökyüzünün inlemesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, siz bunu da duymuyorsunuz. Yani buradan biz bunu anlıyoruz. Sizin duymadıklarınızı ben duyuyorum. Gökler inliyor.
Ağır geliyor göğe. Diyor ki ve hukka leha en ta'id. Attatis semme ve hukka leha en ta'id. Diyor. Yani inlemesi de haktır onun. Yani inlemeye layık bir şeyden dolayı inliyor. Ma fiha mevdi'u arba'i asabi'. Çünkü göklerde diyor her dört parmak büyüklüğündeki yerde dört parmağın kaplayacağı her yerde ne vardır? Bir melek vardır ve o melek alnını ne yapmıştır? Secdeye koyup Allah'a secde etmektedir. Yani göklerde uçağa biniyoruz. Görüyor muyuz? Her dört parmak miktarınca melek. Görmüyoruz değil mi? Ama göklerde o kadar melek var. Düşünün siz sayılarını. Ve bunlar ne yapıyorlar? Secde halinde Allah'ı tazim ediyorlar. Allah'ı yüceltiyorlar. Yani Allah-u Teala'nın azameti tazimi çok büyük arkadaşlar. Başka bir hadiste Allah-u Teala bir hüküm, bir emir kaza ettiği zaman, buyurduğu zaman melekler ne yapar diyor? Kendinden geçer, bayılırlar. O şeyin ağırlığından. Ama şimdi öyle ahmak insanlar, öyle Rablerini وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemeyenler var ki diyor ki Allah-u Teala demiş ki ete kemiğe büründüm falanca diye göründüm. Değil mi? Bunu diyen ahmaklar var. Bunu söyleyen zındıklar var. Yani bir taraftan melekler Allah-u Teala'yı tazim etmek ve kendilerini Allah'a yakın olmalarına rağmen, Allah'a isyan etmemelerine rağmen secde halinde tutan, secde halinde bulunan melekler var. Allah'ı bildikçe, tanıdıkça haşyetleri, korkuları artıyor. Bir taraftan da böyle hacı hoca görüntüsünde zındıklar var. Ne yapıyorlar? Allah'ın hakkıyla Allah'ı bilmeyip, takdir edemeyip kendi tasavvurlarındaki Allah inanışına yamamalar yaparak ona yardımcılar. Değil mi? Onun yerine yeryüzündeki kullarına gidip yetişen, yardım eden evliyalar tasavvur ediyorlar. وَاللّٰهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَذَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ Şahit diyor, benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Ve yataklarda diyor hanımlarınızdan zevk almazdınız. وَلَخَرَشْتُمْ اِلَى السُّعُدَاتِ تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Yollara çıkar, kendinizi sokaklara vurur, Allah-u Teala'ya sığınırdınız. Yani deliye dönerdiniz bu manada. Korkardınız. Allah Teala'ya nida eder, seslenir ve istigasede bulunur, yardım isteriniz. Bu hadis de Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Aynı şekilde İbn-i Mace ve İmam Ahmed rivayet ediyor. 12. hadis Ebu Berze hadisi. Nadle İbn Ubeyd el-Eslemi radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezulu kademe abdin hatta yus'al an umrihi. Kul diyor, bırakılmaz. Kul, kıyamet günü yerinden oynatılmaz. Ayakları hareket edemez kulun. Orada donup kalıyor. Yani mutlak güç, mutlak kudret Allah-u Teala'da. O bir şey oldu dediği zaman artık o oluyor. Diyor ki an umrihi fîmâ efnâhu. Ömrünü ne de geçirdiği sorulmadan ve an ilmihi fîmâ fe'ale fîhi. Öğrendiği ilimle ne amel ettiğinden, neler yaptığından ve an malihi min eyne iktesebehu, malını nereden kazandığından ve fîmâ enfakahu, ve onu nerede harcadığından ve an cismihi fîmâ eblâhu, ve vücudunu nerede, cismini, bedenini nerede kullandığından. Yani bu dört şeyden sorulmadan kul ne yapmaz? Yerinden oynayamaz. Yaşını, ömrünü ne de fena etti. Şöyle herkes şimdi kendini bir titresin, şöyle baksın. Ben Allah'a itaat ile mi ömrümü geçiriyorum? Yoksa Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı, sevmediği ortamlarda mı geçiriyorum? Öğrendiğim ilmimle ne amel ediyorum? Bu malı nereden kazanıyorum? Haramdan mı, helalden mi? Ve nereye harcıyorum? Ve bana verilen bu bedeni nasıl kullanıyorum? Bu dört şeyden
sorulacaksın. Ravahut Tirmizi. 13. hadis. Ebu Hureyre hadisi. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh Albani rahimahullah ve Riyazus Salihin de zayıf olan hadisler içinde bu hadisi zikrediyor. Diyor ki Tirmizi Ebu Hureyre rivayette. Kale kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme izin tuhaddifu akbaraha. O gün yeryüzü haberleri anlatmaya başlar. Şimdi yani herkes zannediyor ki veya güneşleyen kul zannediyor ki kendisiyle baş başa yahut da onu kimse görmüyor. Yeryüzünde yürüyor ama aslında onun bütün kayıtlarını kaydeden meleklerin dışında bir de ne var? Şahit olan yeryüzü var. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّفُ اَخْبَارَهَا O yeryüzü dile gelip konuşacak. Allah-u Teala'nın ayetlerde buyurduğu gibi derilerimizin konuşacağı gibi. Kullar ne diyecek? لِمَّ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Yani kul Allah olan Allah'la birlikte Allah'a karşı onun aleyhine konuşmasına binaen derisine diyecek ki لِمَّ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Aleyhimize niye şahitlik yaptınız? Düşünün sen kendi derinle ne yapıyorsun? Husumete düşüyorsun. Bırakın hanımınızı, bırakın çoluğunuzu, çocuğunuzu, bırakın annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı. Kendinle ne yapıyorsun? Husumete düşüyorsun. Diyorsun ki لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Tabii deri ne diyor deri? اَنْتَقَنَ اللّٰهِ اَنْتَقَ كُلَّ şey. Vallahi diyorlar bizi konuşturan ve her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Her şeyi konuşturan Allah-u Teala bize ne yaptı? Konuşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُونَ مَا اَخْبَارُهَا Biliyor musunuz onun diyor haberleri nedir? Neden haber verir? قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ Allah ve Resulü daha iyi bilir. فَاِنَّ اَخْبَارَا اَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَتٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا Her kadın ve erkek kulun yeryüzünün üstünde yaptığı şeyleri haber verir. Ona şahitlik eder. Ve der ki diyor amilte keza ve keza şöyle şöyle yaptın. Şu günde şöyle yaptın. Der diyor. İşte bu da onun haberidir diyor. 14. hadis Ebu Sa'id el-Hudri hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bu hadisteki ifadesi çok ilginç arkadaşlar. Hani şimdi bazen arkadaşını, kardeşini, eşini, dostunu böyle düşünce içinde görürüz. Ya dersin ki kardeşim yani işte şu an iyi durumdayız. Yani şu an moralimi düzelt. Ona der ki ya nasıl moralimi düzelteyim ki işte şu anda falanca bir yerde çocuğum, oğlum ya da bir sıkıntı var. O varken kafamın bir ucunda, bir köşesinde ben nasıl rahat edeyim ki değil mi? Bunu bir kendi hayatımızda görürüz. Yani o anda iyi şeyler yaşıyorsundur. O anda güzel duygular içindesindir. Ama kafanın ucundaki bir sıkıntı, bir sorun, hayatının köşesindeki bir problem seni sürekli ne yapar? Rahatsız eder ve o anı yaşamayı, o anın tabiri caizse tadını çıkarmayı ne yapar? Sana engel olur. Tadını alamazsın o anı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ Suru üfleyecek olan meleğin diyor suru üfleyeceği buruyu ağzına alıp tutmuş olmasını biliyorken nasıl tad alabilirim ki? Nasıl zevk alabilirim diyor? Nasıl aklım rahat olabilir ki? Yani sen biliyorsun, iman ediyorsun ki tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakini öyle bir yakin ki değil mi? Yani şimdi biz de biliyoruz melek ağzına almış boruyu üfleyecek, suru üfleyecek. Değil mi? Her birimiz burada biliyor ki ölecek. Ama sanki bu bilmek öyle bir bilmek ki yani dışarıda şimdi yağmur yağsa yağmur yağdığı zaman şemsiyesi çıkarsak ıslanacağımızı biliyoruz ve onu yaşıyoruz. Yaşamışız çünkü birkaç kere. Değil mi? Ayaklarımıza su gelecek. Üşüyeceğiz. Eve gittiğimiz zaman sırılsıklam olacağız. Aynı böyle bir gerçek var arkadaşlar. O da bizlerden her birinin ne yapması? Ölmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melek diyor bu ağzına bu aldığı boynuzu almış bekliyor. Sura üfleyecek. وَاسْتَمَعَ الْاِذْنَ diyor kendisine verecek diyor izini bekliyor. Hali hazırda yani. Bekliyor şu anda. Ona emredilecek, izin verilecek.
üfleyecek. Meta yu'maru bin nefhi feyenfuh. Fekeenne zâlike thekule ala ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri sahabeye ağır geldi. Yani bir normal gördüğümüz somut bir hayat var. Koşturmaca var, bir şeyler var. Bir şeyler yapıyoruz. Bir de böyle bir gerçek var. Ashabı ağır gelince Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem قُولُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ diyor ki ashabına حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Allah bize yeter. O ne güzel vekildir değil diyor. Bu hadis Tirmizi rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Evet. Bu bab ile ilgili son iki hadisimizi alıyoruz. Diyor ki 15. hadis Ebu Hurayra hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men khafe edlece. Kim diyor korkarsa, yani bir yere yolculuğa çıktıysa, ulaşmak istediği yere ne yapar? Gece de olsa çıkar. Değil mi? Çok biz gidelim der. Kalkalım. Ulaşmamız lazım. O men edlece belagal menzil. Kim de diyor o ciddiyetle gece yola çıkarsa menzile ne yapar? Tabi Adıyaman'daki menzil değil. Menzil hedef. Evine, barkına ulaşır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ela inne sıl'atallahi galiye. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü çok ilginç bir ifade kullanıyor. Diyor ki Allah'ın sil'a. Ne demek sil'a? Hayır. Silah değil. Sil'a. Meta, mal. Allah'ın diyor metası pahalıdır. Allah'ın cenneti pahalıdır. İnne sil'atallahi bakın Allah'ın diyor metası Allah'ın metası pahalıdır. Ela inne sil'atallahi el cenne. Allah'ın metası nedir? Cennettir. Yani öyle kolay yok bu iş. Yani hiçbir şeyden habersiz bir şekilde her şeyin tıkırında umurunda olmadan kalbimiz temiz, Allah bizi seviyor. Yani otobüs vaktinde gelse Allah bizi seviyor. Değil mi? Ondan sonra yolda giderken para bozan Allah bizi seviyor. Ama seni namaza muvaffak kılmıyorsa o zaman onu niye Allah bizi sevmiyor diye açıklamıyorsun? Veyahut da Allah seni hayra muvaffak kılmadığı zaman harama bakmayı sana seni engellemediği zaman o zaman niye böyle bir şey düşünmüyorsun? Evet bu hadis İmam Tirmizi rivayet ediyor. Son hadis Ayşe radıyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا İnsanlar kıyamet günü çırılçıplak. Ayaklarında ayakkabısı olmadan ve sünnetsiz bir halde yaratılırlar. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْدُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Diyor ki Ayşe, kadın ve erkekler bir arada hepsi birbirine bakarak mı yaratılacaklar? Kale ya Ayşe. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ey Ayşe. El emru eşeddu min en yuhimmehum zâlik. O gün diyor durum, o gün yaşayacakları öyle bir şiddetli durum olacak ki akıllarına böyle bir şey gelmeleri mümkün değil. Yani o günün vermiş olduğu sarhoşluk. Kur'an-ı Kerim de diyor ya يَوْمَ تَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا O gün insanları sen ne göreceksin? Sarhoş. Kıyamet kopacağı zaman sarhoş. O dehşet. 7.2 deprem yaşıyoruz. İnsanların nasıl sarhoş olduğunu görüyoruz değil mi? Siz bir de kıyamet sahnesini düşünün. Dağların dümdüz yapıldığını düşünün. Yani dağlardan bahsediyor arkadaşlar. İnsanoğlunun yapmış olduğu çimento demirden yapılan binaların yerle bir olmasından değil. O gün insanları sarhoş görürsün. O gün her emzikli kadın ne yapar? Emzirdiği kadın çocuğunu unutur, bırakır kaçar. Öyle bir gün. Onun için insanların يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Çocukların, Allah Teala aynen böyle diyor. Çocukların saçlarını ağırtacak gün. Çocukların saçlarını ağıracağı gün.
Böyle şiddetli bir günde diyor, insanların böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bu hadiste muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim hadislerinden. Havf bahsini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta reca, ümit bahsine geçeceğiz. Bir tarafı böyleyken için diğer tarafı da reca olması lazım. Bizi bu şekilde bu havf ve reca dengede tutması lazım. Allah-u Teala'dan niyazımız, isteğimiz bizleri hakkıyla kendisinden korkan kullarından eylemesi. Ve ondan ümidini kesmeyen, ümit var olan kullarından eylemesidir. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.